Bir canlı türünün özelliklerinden bazıları verilmiştir. Buna göre bu canlının ait olduğu sınıfı yazın. Hemen bakalım arkadaşlar. Omurgalılar şubesine ait olması, vücut ısılarının sabit olması, akciğer solunumu yapması, vücutlarının tüylerle örtülü olması. Gençler, buradaki vücutlarının sabit ısılı olması, akciğer solunumu yapması, omurgalı olması hem kuş hem memelilerde var. Fakat tüyler dediği için kuşlar sınıfına ait olduğunu anlarız. Tüyler kuşlar sınıfına aittir. Bu sınıfa ait bir canlı örneği üzerinden verilen özelliklerin dışında iki özellik daha yazın. Mesela neyi verelim? Kartal. Evet, iki özellik daha istiyor bizden. Kuşların gaga yapısı gelişmiştir. Yapısı var. Yine dişler bulunmuyor arkadaşlar. Dişleri yok. Uzun kemiklerinin içi boştur. Uzun kemiklerinin içi boş. Akciğerlerinde hava keseleri var. Akciğerlerinde hava keseleri var. Yavru bakımı var. Yavru bakımı. Kloroplast ve mitokondri hücrenin enerji üreten organelleridir. Bu iki organel arasındaki yapısal işlevsel farkları yazın diyor. Hemen yazalım arkadaşlar. Kloroplast fotosentez yapar. Fotosentez yapar. Yani yapım olayları var burada. Mitokondri ise solunum yapar. Solunum yapar. Yıkım olaylarını gerçekleştiriyor. Kloroplastta gençler denklemini görelim. Karbondioksit sudan glikoz artı oksijen oluşuyor. Solunum ise mitokondride gerçekleşiyor. Glikozun oksijenle parçalanıp karbondioksit suya ayrışması. Burada arkadaşlar su harcandığı için su azalır. Kloroplastta ozmotik basınç artar. Turgor basıncı ise azalır. Mitokondride ise su artışı var. Turgor basıncı da artıyor. Ozmotik basınç. Aşağıdaki görselde K maddesinin hücre zarından taşınımı gösterilmiştir. Buna göre görselde gerçekleşen olayı yazarak L ile gösterilen yapının ne olduğunu yazın. Gençler, burada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru aktif taşıma olduğunu görüyoruz. Aktif taşıma ATP harcanıyor. ATP harcandığı için B ortamı hücre içidir. Hücre içi sitoplazma. Sitoplazmadır. A ortamı ise hücre dışıdır. Çünkü arkadaşlar ATP hücreden dışarı çıkamaz. B ortamı hücre içinde olmak zorunda. Olayın adı dedik aktif taşımadır. Aktif taşıma. L'deki burada K molekülünü taşıyan taşıyıcı proteinlerdir. K monomerini taşıyan taşıyıcı proteinler. Aşağıda Populus alba dediğimiz ak kavak türünün bilimsel taksonomisine yönelik bir şema verilmiş gençler. Populus alba dediğimiz ak kavağın türden aleme doğru sıralanışı bu tür olduğuna göre diğerlerini yazalım. Cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Bizim kodlamamız vardı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Bunların baş harflerini bize hatırlatacaktı. Türden aleme doğru. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bize F'den A'ya doğru gidildikçe birey sayısı artacak arkadaşlar. Çünkü alemde en çok birey var. Ama akrabalık derecesi azalıyor. Azalır. Başka azalan neler var arkadaşlar? Genele gidildiği için özelden genele ortak özellik de yine azalır arkadaşlar. Benzerlik de azalır. Benzerlik. Bunlar azalanlar. Gen çeşitliliği ise artar. Birey sayısı ve gen çeşitliliği artar. Arkelerin bakterilerden ayrı sınıflandırılmasının nedenini açıklayın diyor. Arkelerin bazı özellikleri bakterilerden farklıdır. Mesela DNA'larının
histon proteinleriyle sarılı olması, proteinlerle sarılı olması, yalancı peptidoglikan içermesi, yalancı peptidoglikan içeriyor. Hiç parazit tür yok. Hiç parazit türü yok. Türü yok. Antibiyotiklerden etkilenmezler. Antibiyotikten etkilenmezler. Yine arkadaşlar, bu grubun genel özelliklerine baktığımız zaman bakterilerden farklı, ekstrem koşullara dayanıklı, enzim sistemleri vardır. Enzim sistemleri var. Bu yönleriyle bakterilerden ayrılırlar. Algler ve bitkilerin ekolojik rolleri bakımından benzerliklerini karşılaştırın. Hem algler hem bitkiler fotosentez yaparlar. Yani kloroplastları vardır. Nişasta depo ederler. Yine ikisi de selüloz yapılı hücre duvarları bulunur. Aşağıda omurgalılar şubesinden köpek, timsah, güvercin, palamut gibi canlıların tablosu verilmiş. İstenilen özellikleri, boşlukları yazacağız. Köpek solunum çeşidi olarak akciğer solunumu yapar. Timsah da yine akciğer solunumu yapar. Güvercin de yine akciğer solunumu yapıyor. Palamut ise solungaç solunumu yapar balıklar. Boşaltım atığı memeli olan köpekte üre atılımı var. Timsah ürik asit atar. Güvercin de yine ürik asit atıyor. Suda yaşayan palamut amonyak atışı yapıyor. Vücut yüzeyinde köpeklerde kıllar var. Timsahta keratin pullar var. Güvercinde ise tüyler. Bunlar hep keratin yapılı. Palamutta da yine pullar var. Vücut ısısı sabit vücut ısılı köpekler. Timsah değişken vücut ısılı. Güvercin sabit vücut ısılı. Yine palamut da değişken vücut ısılı. İçerisinde nişasta bulunan bağırsak parçasının iki ucu kapatılarak %20'lik sükroz çözeltisinin bulunduğu deney kabına bırakılmıştır. Bu deney ortamında gözlenen durumları yazın diyor. Arkadaşlar, nişasta olduğu gibi bağırsağa konmuş, ortamda su yok, bağırsakta su yok. Ama çözeltide %20'lik sükroz çözeltisi var. Yani %80 su var olarak düşüneceğiz. Nişasta da polimerdir, geçiş yapamıyor. Sükroz da disakkarittir. Bağırsak içine geçemeyecek. Nişasta da bağırsaktan çözeltiye geçemeyecek. Fakat su çok olduğu dış ortamdan bağırsak içerisine doğru gerçekleşecek. Hemen şöyle yazalım. Çözeltiden bağırsak içine, osmozla su geçişi olur. Aynı takım içinde yer alan canlıların takımın altındaki tüm taksonomik kategorileri ortaktır önermesinin doğru olup olmadığını aynı takım içinde yer alan aslan ve kurt örneği üzerinden açıklayın. Gençler, aynı takımda yer alan bu canlıların takımın altındaki kategorileri ortak olmaz. Takımın üzerindekileri ortak olur. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Bunların takımını ortak aldık. Sınıf, şube ve alem. Şimdi takım olarak kurt ve aslan. Kurt ve aslanın buraya yazalım. Kurt, aslan. Her ikisi de etçil olduğu için takım. Ama bunların familyaları farklıdır. Cinsleri farklıdır arkadaşlar. Farklı ve türleri farklıdır. O zaman sadece sınıfları aynı. İkisi de memeli hayvan. Yine şubeler olarak ikisi de omurgalı. Alemleri ikisi de hayvanlar aleminde yer alıyor.
Bunlar kesinlikle aynıdır ama alt birimleri farklı olacak. Sadece B'yi yapalım. B ile gösterilen kısmın bitkiye faydaları ne istiyor bizden? Kök sistemiydi. Kökün faydaları nelerdir? Bitkiyi toprağa bağlar. Toprağa bağlar. Yine bitkinin topraktan su ve mineral almasını sağlar. Topraktan su ve mineralleri almasını sağlar. Almasını sağlar diyoruz gençler. Deniz huyarı ve deniz lalesi canlılarının bulunduğu şubenin sınıflarının gelişmişlik düzeylerine göre sıralayın. Gençler, bunların ikisi de omurgasız hayvanlar. Omurgasız hayvanları 6 sınıfa ayırıyoruz. Hemen görelim. Birincisi en basiti süngerler. İkinci grubumuz sölentereler. Sonra solucanlar geliyor. Yumuşakçalar. Sonra eklem bacaklılar. En gelişmiş grubumuz ise derisi dikenliler. Bu grupları incelediğimiz zaman deniz hıyarı, derisi dikenliler, deniz hıyarı burada yer alıyor. Deniz lalesi ise gençler sölentereler grubunda yer alıyor. Sölentereler. Evrimsel sıralamaları bu şekilde. En gelişmiş olan derisi dikenlilerdir omurgasızlardan. Deniz hıyarı daha gelişmiştir. Afrika deve kuşları uçamayan en büyük kuş türüdür. Göğüs kemiği ve kasları olmadığından uçamazlar. Kemikleri hafif ve içi boş olduğu için uçmayı zorlaştırırken güçlü bacak kasları bulunur. Bu sayede saatte 70 kilometreye varan bir hızda koşabilirler. Tüylerini kamuflaj ve ısı yalıtımını sağlamak için kullanır. Steplerde yaşayan bu kuşlar yaprak, dal, çiçek, tohum, böcek, küçük sürüngenlerle beslenirler. Afrika kuşlarının sahip olduğu özelliklerin sağlayabileceği avantajları yazın. Afrika deve kuşları çok büyük oldukları için ve göğüs kemiği ve kasları olmadığı için hızlı uçamıyor bunlar. Uçamazlar. Fakat bacak kaslarının gelişmiş olması nedeniyle bacaklarındaki kaslar geliştiği için çok hızlı koşabilirler. Böylece arkadaşlar düşmanlarından korunabilirler. Tüylerini kamuflaj olma adaptasyonları gelişmiştir. Kamuflaj olabilirler. Bu şekilde avcılarından korunmuş olurlar. Yine aynı şekilde tüyleri ısı yalıtımı için kullanılabiliyor. Yalıtımı için kullanılır. Bunlar tüylerin sağladığı avantajlar. Steplerde yaprak, dal, çiçek, tohum, böcek gibi etçil otçul olarak beslenebiliyorlar arkadaşlar. Beslenirler. Afrika deve kuşlarının sınıflandırma basamaklarından alem, şube ve sınıf. Alem olarak arkadaşlar hayvanlar aleminde yer alıyorlar. Hayvanlar alemi. Şube olarak omurgalılar grubunda yer alıyorlar. Omurgalı sınıfları da kuşlar sınıfında yer alırlar.